Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina. Gecemiz mübarek olsun arkadaşlar. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Şimdi ben kendime ihtiyaç duyduğum dersi sizinle paylaşmak istiyorum. Huzur. Ya bu kadar okuyorum. Okuyoruz. Ya nerede sorun var? Nerede hata yapıyoruz ki huzurumuz yok? Veya huzuru biz yanlış mı anlıyoruz? Yani niye huzurumuz yok? Veya huzur var da biz yanlış mı anlıyoruz? Neye benziyor? Şimdi neye benziyor? Şöyle ben size bir gözükeyim. Allah gözükmez deyip, Allah'a ulaşılmaz deyip kendimizi uzaklaştırdığımız gibi mi? Oysa Latife-i Rabbani'nin vazifesi o. Allah'ı müşahede etmek. Fakat biz görmeyi göze indirgediğimiz için, kulakla görmeyi, burunla görmeyi, dille görmeyi, elle dokunmayla görmeyi, fikirle, kalple, ruhla görmeyi, Latife-i Rabbani ile, Latife-i İnsani ile görmeyi, görmek addetmemişiz. Biz görmeyi göze indirgedik. Mesela namazdasın böyle veya bir derstesin böyle bir huzur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahman ve allemel Kur'an. Öyle derstesin, huzurdasın. Huzur. Bir hal oldu sende. O sana ne oluyor namazın dışında ile namaza girince? Şu oluyor. Latife-i Rabbaniye hazır olan zata mulakka olduğu için huzur buluyor. O Allah'ı görüyor ama kör olası cehalet göze indirgemiş. Yani mekana, zamana, muayyenleşmeye, şekile, renge bürünmüş bir şey zannediyor görmek. Mesela şefkat gözü diyor ustad. Allah Allah. Muhabbet gözü diyor. Kusur görmez. Allah Allah. Muhabbet gözü. Ha şimdi acaba biz huzuru aynı bunun gibi yanlış mı yorumluyoruz? Huzurumuz mu yok? Veya huzuru yanlış mı yorumluyoruz? Beraber huzuru mutala edeceğiz. Her türlü şey açız. Beraber öğreniyoruz. Arkadaşlar bu tevazu için de zannetmeyin ha. He vallahi Allah biliyor. Beraber öğreniyoruz. Ama çalıştım. Şimdi huzurun lügat manasını veriyorum. Huzur, lügat. Hazır olmak, mevcut bulmak. Osman burada mı Osman? Akka'ya. Bu çok antika tabirlere inşallah gireceğiz. Muvaffak olursak onun için söyledim. Bir daha lügat. Hazır olmak, mevcut bulmak. Hürmet edilmesi lazım gelen kimsenin yanında olmak. İbadet neticesi hasıl olan rahatlık, gönül ferahlığı. Ve şey bitti, lügat bitti. Lügatta bile mevcut bulmak. Mevcut bulmak. Huzuru biz yanlış anlamışız. Şimdi 26. söz Kader Risalesi'nde bir turcaun, rucaun ona dönülecek, ona döneceksiniz diyor. Orada Kader Risalesi'nde 4 hatve var. Düşünen insanlara,
Kader Risalesi'nde dört hat ve enfusi dersi ne işi var? Ey koca ustad! Kader Risalesi ile ne alakası var? Kader Risalesi ile ne alakası var? Dört hat ve Kader Risalesi sonundaki dört hat ve Zeyl'in huzurla alakalı, yani içsel yapılanmayı anlatıyor. Kader de iman esasının sonuncusu. İman esaslarında hiçbirisi tanımlama yok. Kaderde tanımlama var. Yani amentü billahi tanımlama yok. Allah'a iman ve melaiketi tanımlama yok. Ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi tanımlama var. Değil mi? Biz kaderi de yanlış anladığımız gibi kadri de yanlış anlıyoruz. Huzuru da yanlış anlıyoruz demeyeyim de eksik anlıyoruz. Kabire de gireceğim. Şimdi 20. mektupta ve ilehil masir 11. kelime. Orada dönüleceksiniz diyor. Döneceksiniz. Huzuru kibriyasına döneceksiniz. Vazifeden, külfetten azat oldunuz. Ona, onun memleketine döneceksiniz derken dikkat buyurun lütfen. O 26. sözde dönüşü söylüyor. Kendinize döneceksiniz, döndürüleceksiniz. 20. mektubun 11. kelimesinde ve ile ilmasil ona dönüleceksiniz. Huzur-u Rahman'a döneceksiniz. Vazife, külfet bitti. Hizmet, meşakkat bitti. Ücret almaya dönüleceksiniz. Oraya dönülecek. Rucaun. Ona dönülürken ikinci aşamadır. Birinci aşama kader risalesinde. Oradaki dönüş sen kendin kendine dönüşeceksin. Kendine döndürüleceksin. Kendine döneceksin. Kendinde seyahat edeceksin. Kendinde anlamlanacaksın. Lugatta bile huzur için diyor ki mevcut bulmak. Biz değil miyiz? Değilsin tabii. Değiliz. Yaşadığının farkında değilsin ki. Neye vücut bulacaksın? Ha demek ki huzur kendini tanıma ile kendine seyahat ederken ki her bir makamın halet-i rüyesini sana hissettirmesi huzur. Mevcut bulmak. Bunlar mevcut mu? Ulema der ki bu asırdaki ahir zamanda insanların yaşamadığını söylüyor. Muhakkematta ustad kahtul rical diyor. İnsan kıtlığı diyor. Nasıl insan kıtlığı? 8 milyar insan yaşıyor. Beşer yaşıyor. Şerlerle dolu yaşıyor. Ama insan az. 11. kelime 10. söz. İnsan olabilmek için 10 bir de bir var. 11 tane haletin imbisatın kışafı ile bab-ı insaniyet ismi hakkın cilvesidir. Ha bir insaniyet var şecere hilkatta bir alem, insanlık alemi. Peygamberler gelmiş bizi beşeriyetten insanlık makamına çıkarmak için gelmiş. 11 tane sıfat sayıyor. Ben topluyorum tamam böyle. Der ki 20. mektupta ona döndürüleceksiniz, döneceksiniz. Orası. O ahirete döneceğiz. Kader Risalesi'ndeki dört hatvedeki dönüşü anlatıyor. Kendine döneceksin. Dışarıdasın. Bu ne yaptık? 2-3 mezarı, kabri, berzahı, mefti, eceli, ölümü. Öyle atmadım kafadan aşağı. Hepsi külliyata farklı. Şimdi kabir. Mezarlık değil. Kabir sureti orası. Kanuniyeti bizde. Sureti mezarlık. Kanuniyeti bir.
Yalnız, yalnız, kimsesiz, soğuk, dar, karanlık. Tamam mı abiler? Beş. Beş kardeşim, beş. Şimdi biraz çalıştım ya. Bir şeyin anlama yolun Risale-i Nur'da nedirin yanına ne değildir, ne değildir koyarsak biraz da açılır. Mefhumu muhalifi deniliyor. Şimdi yapıyorum. Bakayım kabiri, sureti mezarlık. Kabir bakayım neresiymiş kabir. Kabir ölmeden önce ölünüz. Mutu kablente mutu. Kabir neymiş? Bir, yalnız, yalnız, kabrin bir sıfatı, yani şöyle bir tencere getir, oraya tencerenin içine yalnız, at içine, kimsesiz, at içine, soğuk, dar, karanlık, at bunları beş taneyi, yalnız, kimsesiz, soğuk, dar, karanlık, attık mı abi? Karıştırdık. Bunlardan oluşan halet kabir, kabir. Bazen ustad kabri zaman diyor. Şey tabuta tabut. Tövbe. Zamana tabut diyor. Kabir bu beş tane sıfatı anlatıyor. Kabirin sureti mezarlıktır. Kabir bakalım neymiş? Çalıştığım için söylüyorum. Yalnız. Bu ne demek? Tersini düşün. Kalabalık. Yani kalabalık. Yalnız kişi kalpte hisseder. Kalpte yalnız. Kimsesiz diyor. Kabrin ikinci sıfatı. Vicdanda. Soğuk. Latife insaniyede, kabrin dördüncü sıfatı, karanlık kafada, dar, tersi geniş, ruh. Ha, adam kafasında karanlık, fikirler oturmamış, her şey birbirine girmiş, tamam? Her şey birbirine girmiş, fikir. Akıl vahiy ile nurlanmamış veya geriye kadar nurlanmamış. Kafası karanlık. Ruhu dar. Latife-i insaniyesindeki o çekirdek soğuktan neşunema bulmamış. Soğuk. Yani soğuk çekirdekten neşunema bulmamış. Latife-i insaniye ki 263 barlada inkişaf etmemiş. Kimsesiz vicdan hisleri yalnız dostu yok, kalp. O zaman kabiri söylüyorum. Dima, vicdan, gir içeriye. Kalp, gir içeriye. Ruh ve latife-i insaniye. Latife-i insaniye. Ha, bunlar, bu beşi bir araya gelince, bu bizim kabirdir. İnan bana o mezarlık, O surettir. Suret için diyor ki, kabrin diyor siyah peçesidir diyor. Siyah peçesi. Peçe kime takılır? Güzele takılır. Herkese mal olmasın diye peçe takılır. Siyah peçenin altında güzel yatar. Kabir siyah peçedir diyor. Çünkü huzur-u rahmana rücu edilecek, dönüştür. Nasıl kötü olur? Biz anlayışlarımızı oturtamamışız. Tanımlayamamışız. Bakın 20. mektupta İlehil Masir, Ruceun, Turceun, rücu edeceksinizdeki o haşire, Allah'ın huzuruna, o alemlere döneceğiz. 26. sözdeki Ruceun'da kendine döndürüleceksin, kendine döneceksin, kendine. Ha demek ki bu huzur için ikinci malzemeyi de kullandım. Şimdi Risale-i Nur'da bu önermeleri külliyattan kitap okuyanlar bilir. Hep oralardan topladım.
vücut ile mevcut farklıdır. Tamam. Vücut zatı sıfattır. Mevcut esmaya bakar. Tamam. Mesela günahın vücudu yoktur. Ademidir diyor. Mevcudu vardır. Zina var, içki var. Var yani. Namazsızlık mesela eylemsizliktir. Yani ama eylemsizlik eylemidir. Kılmamakla yapıyor. Demek ki cehennem nedir? Taşeron şirkettir. Adem alemlerine çalışıyor. Cehennem Adem alemlerine çalışıyor. Adem alemleri cennete, cennet oraya çalışıyor. Müslümanın günahı cehennemde ama Adem alemlerinin vücudu yok. Cehennemin, cehennem, cehennem mevcuttur. Şimdi huzur okuyorum şimdi bu önermelerden sonra. Yani acaba biz huzurumuz var da tanımlayamamışız veya ona farklı mana yüklediğimiz için var olanı fark etmemişiz, kayıp gidiyor elimizden. Huzurdan söyledim, şey görmekten. Allah gözükmez. Ehl-i sünnet vel cemaatte Allah gözükür. Kafa gözüküyle gözükmez. Kafa gözüyle gözükmez. Fıkıh-ı Ekber'de geçiyor. Ahmet bin Hanbel'in gördüğünü, İmam Azam gördüğünü. Bir kere başta Risale-i Nur'da Mirac'ın beş meyvesi var. Birinci meyvesi ne diyor? Birinci meyvesinde Rabbi Zülcelal'i gözüyle müşahede edip geldi. Bize hediye getirmiş. Gözüyle görmüş. Yani nurlan o en zirve. Çünkü Peygamber Aleyhisselam miracı cismen ve ruhen. Bizim ise cismisin kalben ve ruhen. O kapıyı ne yapmış? Açık bırakmış. Kelamına ve rüyetine mazhar olmuş. Gelmiş o kapı açık. Tamam en azından. Şimdi Latife-i Rabbani, vicdandaki Latife-i Rabbani'nin vazifesi müşahadetullah zaten. Bir tane örnek verdim namazda veya Kur'an okurken veya derste böyle garip bir huzur olmuyor. O Latife-i Rabbani Allah'ı seyretmesinden oluyor. Ama kör olası cehalet görmeyi gözün renk ve şekil, mekan ve zamana muayene olan bir şekilde görmeyi talep ettiğimiz için olmayınca görmüyoruz zannediyor. Latife-i Rabbani'nin müşahedetullah, zihnin marifetullah, hissin muhabbetullah, iradenin ibadetullah'tır vazifesi. Latife-i Rabbani'nin işi bu zaten. İşte Allah'a gördüğüne delil hazır olduğu için bizde huzur oluyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böyle coşmuyor musun? Ne oluyor sana? Huzur. Huzur. Allah'u Latife-i Rabbani görüyor. Ama aralamış işte. Şimdi Risale'de geçen huzurla alakalı yerler okuyoruz. Bu mukaddemeydi. Külliyattan toplama yaparak çalıştığım için. Bakayım mouse'um çalışıyor mu? Evet gel bakalım Risale-i Nur'da yerleri okuyorum. Ölüm insani mümini zindani dünyadan bostani cinana huzuru rahmana götüren bir musahhar at ve burakmış. 31 sözler. Ölüme bak hele. Mevt ayrıdır arkadaşlar. Ölüm ayrıdır. Ecel ayrıdır. Girmeyeyim çünkü. Girdiğim zaman çıkamıyorum. Makası değiştirmeyeyim. Ölüm mevt değil. İnsan, insani mümini zindani dünyadan bostani cinana huzuru rahmana götüren bir musahhar at ve buraktır. Ya. Bir de diğerini okuyorum. Namaz hakikati, namazın hakikati mas-ı rahmet olarak zat-ı celil-i zülcemal ve mabud-u cemil-i zülcelal'in huzuruna kabulündür. Ya. Demek ki bizde huzur, huzuru başta ne dedik lügatta da? Arkadaşlar huzur bil kuvve olan, yani kocaman çınar ağacının çekirdekleri, bil kuvve olan çekirdeğe, bil filon an ağaca, imbisat ve inkişaf etmede ortaya çıkan haleti ruhiyeye huzur deniliyor.
O zaman sen mevcut oluyorsun. Mevcut mülke bakar, vücut melekute bakar. İşte bil kuvve çekirdeklerin bil fiil dönüşmesinde hasıl olan huzur var. Maddede de öyle. Bir insan bir şey tamir etti mi keyif alıyor. O da huzur. Yani huzuru lakara lukaralara zannetmişiz. Onları zannetmişiz. Onunla tanımlanıyoruz. Oysa huzuru başka bir yanlış tanımlama sıkıntının gitmesi, sıkıntıların kalkması. Bunu 32. sözde söylüyor. Diyor ki huzur odur ki zıttıyla kaybolması. Yani şu karanlık nedir? Zıttıyla izah edeceksin mecbur. Güneşin olmaması. Peki güneş nedir? Bizzat kendisi vardır. Karanlık olmaması denilmez. Güneş. Soğuk. İlle zıttıyla tanımlayacaksın. Sıcağın olmaması. Yoksa kendi başına izah edemezsin. Sıcaksız, sıcak kullanmadan soğuğu tanımlayamaz. Ama sıcak, sıcak. Demek ki imanın huzuru ille olması için zıttı olan küfrün kalkması değildir. Bizzati lezzettir diyor. Lezzet. Bizzati huzurdur. Vücut huzurdur. Mesela bak bir huzuru söyleyeyim. İman lezzeti kendi başına zıtsız lezzettir. Orada sayıyor lezzetin. Bir de şu, ben varım diyebilmek. Kör olsan, sağır olsan, felç olsan, ben varım. Mevcudum ve vücut buluyorum. Yani mevcudiyetimi fark ettiğim anda vücut oluyorum. Vücut zati sıfattır, melekut tarafıdır. Anlam kazanmaktır. Mesela günahın vücudu yok ama mevcudu var. Yani ben mevcudum, Allah Halik, vücut sahibidir. O Halik, ben mahluk. Bunu farkındalığı ne kadar uyandırırsak o kadar vücut buluyoruz. İşte bu ruhumuzda ekilen nihayetsiz istidat kabiliyetlerini, çekirdekleri ağaç yapılırken ortaya çıkan o patlama, öyle tarlalarda gece patlamalar olur çekirdek. İşte o istidatların bil kuvve, bil fiil ağaç olmadan çıkan halet huzurdur. İman mesela bizzati zıtsız huzurdur, lezzettir, vücut huzurdur. Çekirdek mesela şu derste şu anda böyle Allah Allah huzur huzurdur. Yani ille zıt ile bilmek değil diyor. Keşke ona zamanım olsa da girsek yani 32. sözde. O diyor lezzeti hakiki bilmiyordu. İlle zıt da diyor. Huzur da böyledir. Huzur. O zatın hazır olmasıyla bende ortaya çıkan onaylanmış halimdir. Allahça onaylanmışım. Devam ediyorum. Sözler 208. İman ve huzuru iman, yani huzuru iman, o dehşetli kabri ekberi sevimli saadet saraylarında bir daveti rahmaniye gösterir. İmanda bir mertebe var ki huzur veriyor. İmanın o akledi iman, tahkiki imana 25. sayfa Kastamonu'da. İmani bil galp, imani bil şuhtan üstündür anlattığı yerde o huzur iman dehşetli gözüken o kabir ekber var ya, kabir sevdiklerinin aldığı, onları sevimli saadet saraylarında orada olduklarına iman da ölümü o daveti rahmaniyeye ilan olduğunu gösteriyor. Daveti rahmaniyeyi gösteriyor. İman huzur iman, huzur veriyor. Ne oluyor? Huzur verince ne oluyor yani? Kabrin üstünü kaldırıyor. Alemi şehadet nedir? Alemi gaybin üzerine tenteneli perdedir. Türler var ya, tül. Git uzaktan bakarsanız perde gibi. Yanaş, 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 yanaş. Aaa!
İşte huzur alemi gaybın üzerinde olan alemi şehadetin tenteneli perdesinin kısmen kalkıp o alemlerin hakikat mertebelerini ruhen, kalben, vicdanen, aklen meratiplerini yaşama kaletidir. Huzur. Onun için ustad diyor ki beni vicdanen tazip edin diyor. Onun tersi nedir? Tersini konuşalım. Adam öyle bunalmış ki sevgili kardeşim bunu hep derim bir daha siş yapın. Öyle bunalmış ki intihar çare olmuş. Neyin? İçsel çöküntünün. Ya nasıl bir kaos, nasıl bir dehşet, vahşet yaşıyor ki? Yani bu içsel cehennemi, huzurun tersi. Bir ilaç içiyor baş ağrısı geçsin diye. Bu haletten kurtulmanın yolu intihar. Lan intiharın kendi başına ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Peki intihar çare ise ya kendisi nedir? İşte huzur bunun zıttığıdır. 24. sözün ikinci dalında yeysin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva-ı habisenin izacatından, bu vahşetin dehşetinden ancak şöyle kurtulabilirsin diyor. Arkadaşlar işte bunu yeysin zulümatından, yeis zulümat verir. Kimsesizlik. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Ya Rabbi dünya ve ahirette. Bizi dünyada beraber ettiğin gibi ahirette de beraber ya Rabbel Alemin. Ey Musa'nın Rabbi ve İsa ve Musa'nın Rabbi ya Rabbel Alemin. Amin ya Rabbel Alemin. Bizi birbirimizsiz bırakma. Bizi kendisensiz bırakma. Bizi Habibi Ekrem'insiz bırakma ya Rabbi. Ustasız bırakma ya Rabbi. Ya kabrin dehşetinden. Ama ne yapıyor? Huzur sana veriyor ya. Tamam. Huzur bunları yani imanı tahkiki Risale-i Nur veriyor. Bütün dertlerinizin dermanı. Bak mesela dün akşam bir ders oldu. Başlığı çok ilginç. Mazini Hızır Aleyhisselam, istikbalini Musa Aleyhisselam'a göre bak diyor. Ben de ortadayım. Allah Allah. Yani itikadımızı anlatıyor. Yani eylemdeki mesuliyet sahalarını değil, itikadı anlatıyor. Yani içsel yapıyı. Yani mevcudatı anlatıyor böyle. Ya insana bunları kazandırıyor. Böyle bir bakış getiriyor. Bakış getiriyor. Şimdi nereden getirdim bak. Yeysin zulümatından. Şeytanın sıfatı. Şeytan yeysin zulümat verir. Huzur bunları kaldırıyor arkadaşlar. Okuyorum gene. Sayfa 275 sözler. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı suedepte bulunuyor. Müthiş bir halecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Yani her çeşit huzurun çeşitlerini okuyorum. Toplama okuyorum. Yani bu da başka bir huzur. Mesela insan niye hayal kurar böyle farklı şeyler? Niye böyle? Çünkü kaçamaktır. Mesela arabanın freni patlayınca ben İzmir'de gördüm. İzmir inerken kaçış rampası var. Ben görmemiştim hiç. Allah Allah. Ne bu ne ya? 100 metrede, 200 metrede aralıklarla bir böyle rampa gidiyor. Böyle yokuş iniyorsun. Sağa bir rampa çıkıyor böyle. Çakıllar var. Şu kadar çakıl var. Yola. Rampanın. Freni patlayan kamyon aşağı doğru uçacak evlere. Kaçış rampası, freni mi patladı, fren tutmadı, inerken kurşun gibi sağa yol vermiş, 200 metrede bir, kaçış rampası. Yani hadisatın altında ezilmekten insana elhamdülillah bize 6 tane kaçış rampası koymuş. La teşbih ve la temsil. Allah'a iman, peygambere iman, işte meleklere, kitaplara, haşre, kadere. Bu kaçış rampaları yani insanı rahatlatıyor. Yanlış değil, doğru şeyler. Demek ki vesveseli adam da ne yapar böyle? Hemen hayale kaçar. Yani hayal kurar. Niye? Hakikati şey yapamadı. Ama bugün çarşıya indim. Eksiklerimi alayım dedim.
bir de dostlarımı ziyaret edeyim dedim. Gerçi eksikleri almaya pek zaman bulamadım ama Gafur'la beraberdik. Bir eczaneye uğradım. Eczaneye bir dostumuz Nur talebesi. O da korona almıştı, eczacı. Oluyormuş demek eczacı da. O hastayken telefonla konuşmuştuk. Demiştim ki, kardeşim, terleme eylemdir. Eylemse, terleme oluyorsan, sebebi vesvese, titriyorsan, ateşin yükseliyorsa, vehim. Ne dedi biliyor musunuz? İnan bana, aynı bugün. Hasan abi dedi, inan, aynen böyle dediğini ben bir fiil yaşadım dedi. Aynen öyle dedi. Bu vehim, bu eczacı ha, okumuş adam, öyle şey değil. Yani huzur kazanmak için o hayallere kaçış rampası kuruluyor. Sözler 275'te onu söylüyor. Bak vesveseli adam zanneder ki kalbine karşı su edepte bulunuyor. Müthiş bir halecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar. Gaflete dalmak ister. Ama nereye gideceksin? Mümkün değil. Bir yere gidemezsin. Nereye gideceksin? Her bir dakika ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen, adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen, sünnet-i seni ittiba et. Sözler 362. Demek ki sünnet-i seniye bize huzur veriyor. Yani hazır ediyor. Yani istidat kabiliyetlerimizi, çekirdeklerimizi ağaç yapıyor. Yani huzur, ötelerin açılması, ötelerin burada hissedilmesi, fikredilmesi, hissedilmesi, mahsedilmesi, zevk edilmesi, huzur. Allah Allah. Kabiri anlattım, kabiri. Kabir o mezarlık değil be kardeşim, o suretidir. Sureti her şeyin, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Sureti mezarlık, şimdi orada, toprak. Dostlarını mezarda zannedenler gitsin kürekle atsınlar. Kabir nere? Kanunet insanda yalnız, kimsesiz, soğuk, dar. 5 tane. Öyle eksik mi söyledim? Yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar. Ha, bu haletleri yaşayan adam bitti zaten. Gündüz orta şöyle yapıyorlar ya. Sokakta rastlarsın. Adam nerede şimdi? Sokakta geçiyor yanında. Böyle yapıyor. Burada mı yaşıyor şimdi? Veya koymuş böyle. Batsın bu dünya diyor. Ulan Orhan abisini dinlemiş. Batsın bu dünya. Said Nursi abisini dinleseydi yaşasın bu dünya. Yaşa dünya diyecekti. O dertler sana derman olduğunu görecektin. Lütfu karın şeyin vahid. Bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulur. Sultan olan anlar bizi. Lütfu karın. Lütuf da kahrı, enfüse geçen için şeyin vahi. İkisi eşit, aynı şey. Niçin? Sultan yapmak için bunlar ya. Lan Allah seninle burada azap çekmen için mi yaratmış, koymuş? Zannediyor, öyle mi zannediyorsun? Okuyayım biraz da zenginlik olsun, biraz da devam et. Tahattür hükmü şer'i bir tasavvuru vahi veriyor. Vahi. Böyle çalışırsak işte derslerle, sohbetlerle, toplama yaparsak, kuyruğumuza basacaklar, meşgul olacaklar. Yani Altay Dağları'da yaşadım 1998'de. Faili mevcut cennet ayetler, asit kuyuların olduğu zamanlarda, bazı abilerimizin canlı canlı duvarda çiviyle çakıldığı zaman, 98 ha. O zaman ben dağda ama öyle ne için yaşadığımı, ne için bunlara maruz kaldığımı bildiğim için bana keyif veriyordu. Uyku tulumlarına yaşıyordum. Allah rahmet etsin İslam abi. Ağaçların belirli yerlere, hocam cep telefonu yok. Belirli yerlere hayvan yemesin diye ekmek koyardı, kuru ekmek, peynir koyardı. Burada bir dostum var, o bilir. Macit Hoca var, Mecit Hoca. O da o bize Kur'an öğretenlerden ve şurada bulunan, bana Kur'an da öğreten bir zat var şimdi. Elif Bete'yi öğreten bizim köyün imamıydı. O da bilir ama Mecit Hoca beni bildiği için derelerin o şeylerini bir şey anlatmak istiyorum. Ağaçlara takarlar da buradan ekmek alsın diye. O kulübelerin otların içinde yaşardım. Ha, niçin bunu söylüyorum? Yani
Onu tasavvuru vahiy. Yani o ustadlarımı, ecdatlarımı, peygamberlerimi, nümunelerimi. Yani o peygamberin hayatını bilmeseydim. O peygamberin derisi yüzüldüğünü, ikiye bölündüğünü. Onları ben bilmeseydim. Ben dayanamazdım ki bana bunlar horon gibi geldi yani. Tamam. Ha demek ki o dahi sari düşünmekle Allah insana bir teveccüh ilahi veriyor. O dahi bir huzur veriyor. Zahirde bakarsan sıkıntı değil mi? Hayır. O aletler şimdi zor yakalıyor. Herhangi bir Müslümanın evine giderdim akşam Bogina denilen yukarıki köye. Kapıya vururdum. Şaşırırdı. Babalarımın dostları vardı. Oo, bana dedim bir burada yatamam. Bir duş yapayım. Ama hayatımın en zevkli şeyleriydi. Ya, günlerce su almadığımı biliyorum hapiste. Ama niçin? Ha, tasavvuru vahiy yani niçin yaşadığını bildiğin zaman her şey sana basamak olur. Buraya, burası için geldim dersen her şey elem olur. Bütün merdivenler aşağı doğru olur. Ama buraya ben niçin geldim bilirsen her şey üst üste gelir. Üst üste gelince yukarı çıkacaksın. Niçin geldiğini unutursak alt alta gelir. Bu sefer dibe ineceksin. Başka? Dün akşamki derste alakalı. Bismillah. Bir zencefil içeceksin. Bismillah. Kusura bakmayın böyle boğaz için içiyorum. Bugün ikinci dersimiz. Belki de daha fazla. Kader, cüz-i ihtiyardan bahseden adam. Kader. Cüz-i ihtiyardan kim bahseder adam? Kader altıncısıdır. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübi ve rusulî ve yevmil âhir ve bil kaderi hayrî. Altıncı ya. Beş taneye iman edende hasıl olan Cenab-ı Hakk'ın merhameti, ihsanı, lütfu ve içsel çökümüne kurtulma vesilesidir kadere iman etmek. Altıncısı çünkü beş taneye iman etmeden bu insanda inkişaf etmez. Allah'ın ihsanıdır. Efendim? Turcium burada oluşuyor işte. Turcium burada. Yani beş tane iman esasını hazmeden de ortaya çıkan bir haletle kader iman ne yaptı? Dur. Geçmişe döndürüyor. Bir sürü rezillikler var. Bir sürü kepazelikler var geçmiş. Kader iman. Ha kaderin bir hükmü var. Esma'nın bir icraatı var. Meleğe alan şey var. Ondan sonra ne yapacağız? Tövbe ve istiğfarla kurtar onu. At bu tarafa. Değiştir onu. Yani oraya orası kafirler gibi mazide kalmadı. Mazi neredeyse istikbal da oradadır. Ve onu tamir edebiliyorsun. Geçmişini geçip tövbe ve istiğfar sistemi var. Ama Gelani gibi olursak, Settar ismine mazhar olursak, alemi misale geçersen kıbleye karşı uzattığın ayağını da düzeltebilirsin. Mazide böyle uzatmış ayağını, kıblesini düzeltmiş adam. Gafur Allah bilirse, gafur senle ben ne günahları düzeltirdik ha, değil mi? Ama o hazıraneydi. Gafir merak etme biz de düzeltiyoruz. Ya Rabbi. Kabul etmeyeceğim duayı mümin kulumun ağzına vermem diye söylettiriyorsun Peygamber aleyhissalatü vesselama. Allah'lığın hatırı için ya Rabbi. Geçmiş günahlarımızı yübedilullahi seyyiatım hasene sırrına mazhar edip hayır mutlaka hayre dönüştürmeyi nasip eyle. Ya Rabbi geçmiş günahlarımızdan niçin böyle yaptın, niçin bunu yapmadın, niçin bunu dedin, niçin bunu denedin, itabına vesile olacak fiillerden, sözlerden bizi muhaze etme ya Rabbi. Hesap çekme ya Rabbi. Amin. Allah bunu ağzımıza vermişse kabul edeceği demektir. Kabul etmeyeceğim duayı mümin kulumun diline vermem diyor. Şimdi bak. Kader cüz ihtiyardan bahseden adam ehl-i huzur ve kemal iman sahibi ise ehl-i huzur beş tane iman esasında iman etmişse kemal iman sahibi ise kemal iman da bu. Kainatı ve nefsini Cenab-ı Hakk'a verir. Onun tasarrufunda bilir. Sözler 465. Yani
hep kader kader diyemez. Ancak kim der? Her şeyi kadere vermişse bu da onundur diye bir. Bu kemal sahibi. Biraz hızlı gideyim çünkü çok yerler var okuyamak istiyorum. Ehli huzur ve kemal iman sahibi nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir. Ehli huzur. Ne demek ki? Al beş tane iman esasını hazmedip ortaya çıkan bir haletle kadere iman. Hak ediyor bunu. Kader kader insanı çöküntüden, yeisten, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, bu vahşetin dehşetinden kurtarmak için verilmiş. Kader esası sonunda var. Yani diyor, kadere iman niye iman esasına girmiş diyor. Görürsünüz orada. İnsanı yeisten, yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, bu vahşetin dehşetinden kurtarmak için Cenab-ı Hakk'ın sanki kaçış rampası koymuş. Elhamdülillah ya. Evet, geçmişimde böyle olmuş. Kaderin hükmü var. Esma'nın icraatı var. Meleği Ala sakinlerin seyresi var. Nefsi melabe gel. Nefsimin de şeyi var. Ya Rabbi sen de Allah'sın. Allah'lığın hatırına affet deyince bak kaçış rampası. Elhamdülillah ya. Bak ne kadar. Altında ezilip büzülmüyorsun yani. Yani ümitsizliğe atmıyor seni. Kadere iman. Yani huzur işte sana. Böyle tövbe istiğfar ettin mi sende huzur oluyor ya. Sende... Abi kadere iman ölümü öldürüyor sanki. Öldürüyor. Teris yapıyor. Terise dönüştürüyor. Teris. Biraz önce anlattım ya kabir neymiş? O mezarlık değil. O suret. Yalnız. Kimsesiz. Karanlık. Soğuk. Dar. Yalnızlığımı ben... Neyle gidereceğim? Bak ya, kalp. Kalbi evrat ve eskarla. Tamam, evrat ve eskarla kalbi işlettirmek. Kimsesiz. Vicdaniyatımı inkişaf ettireceğim. Soğuk. Yani latife insaniyedeki çekirdekler inkişaf etmiyor ya. İnsan olacağım. Rahmetli Rüştü abi öyle demişti Kırıkhan'a giderken. 91 mi 92'de. Abi gidiyorum en son ne diyorsun demiştim de. Hep derim diyeceğim de. Dedi ki iyi bir doktor olabilirsin, iyi mühendis olabilirsin, iyi bir hoca olabilirsin, iyi bir nurcu olabilirsin. Her şeyden önce iyi bir insan olacaksın demişti. Ha latife-i insaniye, iyi bir insan olacağız. O çekirdekler soğukta inkişaf etmez. Taşlara çekirdeği atın, kışın atın bitmez. Ha, soğuk demek zaman ve mekandaki... İnsanın istidat kabiliyetlerini inkişaf ettirmek. Karanlık kafa. Karanlık kafa der. Dar. Tersini düşünün. Geniş. Ruh. Kalbin ve ruhun derece hayatına gir. Seni geniş zannettiğin dünyada daha geniş alem bulursun diyor. Demek ki kabir arkadaşlar sırayla. Dima. Gir içeriye. Vicdan. Gir içeriye. Kalp. Gir içeriye. Latife insaniye. Gir içeriye. Ruh. Bunları ne kadar bütünlüğe getirirsek ölmeden önce ölmüşsün. Yani burada orayı yaşıyorsun. Yani o kabrin o zahmeti şeylerinde sürülüyorsun. Aha şehit. Sekerattaki diyor acı hiç çekmemiş. Abi mesela bizim kardeşlerden bir tanesi. Rüyada gözüküyor. Şeydeymiş. Yoğun bakım demiş. Öyle ahirete gitmiş. Rüyada diyor ki ona bu dünyadaki. Ya dedi sana ne sordular kabir dedi. Bana hiçbir şey sormadılar dedi. Ya sen ölmedin mi? Yok dedi. Peki burada mı? Hayır evet oradayım ama ölmedim. Ne oldu dedi. Ben uykudaydım diyor. Uyandım kendimi burada gördüm diyor. Böyle yani. Böyle mi olacak? Nur talebesine böyle olacak. Abi olur mu? Sana olmaz. Suizan ettiğin için Allah'a sana olmayacak. Sen normal prosedürle çalışacaksın. Yok abi bana ne olmasın? Ha tamam olacak. Nasıl inanırsan Allah öyle muamele görecek. Burada bir köyümüzde annemin arkadaşı vardı. Etsulu hala dedemiz. Ses kaydı var da mahrem olduğu için şey yapmıyorum. Annemden de belki de yaşlıydı. Onu aldım. Kendimi yer yer dinliyorum. Dedi ki oğlum dedi ziyaret edince nasıl öleceğiz biliyor musun dedi. Bir şeyim var. Herkesten bir şey öğrenmek istiyorum.
Hala dedim, sen bana söyle, nasıl ölecek? Benim bildiğim gibi ben de sana anlatırım. Sen bir anlat dedi. Ben de ölümü zahirisini anlattım. İşte Azrail Aleyhisselam gelecek, şöyle yapacak, kabire girecek. Oğlum dedi, eksik o dedi. Hala nasıl olacak dedim, biliyor musun bir şey diyecek. Dedi ki ben ömrümü ona adadım. Ağzımdan dedi ot biçerken, çay biçerken hep Resulullah'a salavat getirdim. Resulullah aşkı mı? Yani benim peygamberimle. Hep ağzımda o vardı. Ben dedi o gelmeden, ben dedi Azrail Aleyhisselam'a canımı verir miyim dedi ya. Nasıl olacak hala dedim. Cebrail'le, Azrail'le beraber gelecek benim peygamberim. İlk önce peygamberime ben teslim olacağım. Onun yanında ben ruhumu ona vereceğim. Kabire de onunla gideceğim. Beni o karşılayacak. Ya ben dedim nünker mükür okudum. Oğlum dedi. O sonra. İlk önce benim peygamber gelecek. Öyle bil dedi. Tamam dedi. Aynen öyle olacak. Ben eksik biliyordum. Öyle mi olacak? Evet onun gibi dediği gibi olacak. Azrail'den önceki. Öyle muamele gördüm. Evet. Allah'ın böyle enne inne zennab gibi. Kulum bana nasıl iman ederse ben ona öyleyim. Muhyiddin Arabi. Merhabuke dediler. Dedi ki biz bizdeydik. Biz bize geldik. Allah Allah bu kim? Bizi bizden mi sorarlar diyor. Anladın mı? Böyle nasıl inan? İşte bu bizim Allah'a karşı peygamber hadisiyle aleyhissalatü vesselam Allah'a nihayetsiz hüsnü zannedin diyor. Ömrünüzde hiç olmasa bir defa. Böyle mi muamele göreceğiz? Evet böyle göreceğiz. Hüsnü zan edince. Başka bir yer okuyorum. Ehli huzur ve kemali sahip, kemal iman sahibi nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir. Sözler 465. Başka. Ehli huzur ve kemal iman sahibi cüz-i ihtiyariye istinad ederek mesuliyeti deruhte eder. Seyyata merciyeti kabul edip Rabbini takdis eder. Şey ne yaptı şeytan? Kur'an'ın ifadesiyle beni sen azdırdın dedi. Adem Aleyhisselam ne dedi? Kusuru deruhte etti. Ya ben nefsime zulmettim. Böylelikle Rabbini takdis etti. Ehli huzur oldu. Ehli huzur bu nerede geçiyordu? Sözler 465. Ehli huzur ve kemal iman sahibi daire-i ubudiyette kalıp teklif ilahi zimmetine alır. Bak ehli huzur kemal iman sahibi yani. Ehli huzur kim? Kemal iman sahibi. Ne demek o? 6 tane iman esasını bütünselliği olan kadere iman edebilme. Daire-i ubudiyette kalıp teklif ilahiyi üzerine alıyor. Ya Rab, kusurlar benden, iyilikler senden. Nefsini tebliğ etmiyor, temizi çıkarmıyor. Tamam? Kusurum deruhte ediyor. Ona kemalatın aynı oluyor. Sözler 465. Allah da cevap veriyor huzur. İman neydi? Doğru itikada verilen cevaptır iman. Doğru itikat bizim elimizde. İman Allah'ın vermesidir. Doğru itikadımıza verilen cevap iman olduğu gibi kusuru deruhte edip daire-i ubudiyette kalıp 5 tane iman esasına iman edebilip kaderle kendisi bakın kaderle o iman esasıyla anlam bulup kadere iman etmeyle hasıl olan bir haleti rüyedir huzur. Huzur dertsizlik değildir arkadaşlar. Dertler bana derman imiş. Yani huhur değil. Böyle hastalıksız şey değil. Yani içsel doyum. Rabbine muhatap ilahi olabilmek. Yani niçin yaşadığını fark etmek. Farkındalığımızda oluşan bir halettir. Huzuruz elhamdülillah. İyi ki buradayız. Dişimizi sıkıyoruz. Ehli huzur ve kemal iman sahibi kendinden sudur eden kemalat ve hasenat ile gururlanmamak için kadere bakar. Fah yerine şükreder. 465. Görüyor musun? Şükür ehli. Niye? Çok şükür. Çok şükür. Huzurdan söylüyor bunu. Yani ehli huzur kimmiş? Kemal iman sahibi. Yani kemal iman sahibi kimdir? Ehli huzurdur. Kim bunlar? Kendinden sudur eden kemalatı. Hasenatla gururlanmıyor.
Ha, ehl-i huzur kimmiş? Kendinden sudur eden kemalata, hasenatla gururlanmıyor. Kusurları deruhte ediyor. Ya Rab, ben nefsime zulmettim. İyilikler senden, kötülükler benden. Ehl-i huzur ve kemal imanın sahibi başına gelen musibetlerde kaderi görür sabreder. Gördünüz mü? Ehl-i huzur kimmiş? Musibetlerde, dertlerde, ölümlerde kaderi görür sabreder. Allah da kaderi gördün sabrettin mi? Cevabı da huzurdur. Kadere iman edebilme nispetinde huzur aktif oluyor. Bakın başına gelen musibetlerde kaderi görür sabreder, Allah'ın cevabı huzurdur. Doğru itikada verilen cevap iman olduğu gibi, tamam? Allah'tan gelen musibetlere kaderi görür sabrediyorsa Allah'ça verilen cevap da huzurdur. Huzur kendisini hazır etmesidir. Hazır ettiği için sen bizde huzur oluyor. Elhamdülillah. İyi ki Allah var. Gerisi hikaye. Böyle dalin amin. İmanı elde eden ruhu beşer, bak imanı elde eden ruhu beşer, manisiz, müdahalesiz, kadiri zül kemalin huzuruna girip hacatını arz edebilir. Ve rahmetini bulup kudretine istinad ederek kemali ferah ve surur kazanabilir. Mektubat 224. Demek ki huzurun altyapıları. Bir, kemal imanı elde etmek. Başka, hacatını oraya diyebilmek. Dua vardı ya böyle mektubatta. Dua eden anlar ve bilir ki bir Zat-ı Zülcelal onu işitir, duyar. Yalnızlığını, kimsesizliğini. Allah ülfetiyle değil, ünsiyetiyle cevap veriyor. Var mı öyle? İşte hacetini görüp arz edebilmek, dua edebilmek, huzur. Rahmetini bulup kudretine istinad edebilmek. Sonra daha yaşarken kemal-i ferah ve surur kazanabilir. Yani ustad hapishaneleri huzur evi yapmış yani. Medrese-i Yusufiye demiş. Acayip bir şey. İdam sehpasını pasaport dairesi demiş. Durumlar hepten iyi değil. Yani bu nasıl bir şey ya? Başka huzura sebep, huzur nasıl buluyoruz? Var da tanımlayamıyoruz. Biz huzuru altında mesederiz, villalarda yaşamayı zannediyoruz. Ehl-i huzurun en zirvesi kimdir? Asr-ı saadet. Saadet asrı. Saadet asrı ne demek? Bir eli yağda, bir eli bağda iken benim kafama göre ben ölümün kol gezdiği. Yok ya, yok. Yoklukların kol gezdiği. Yok, hiçbir şey yok. Günlerce aç, taşmallamışlar. Böyle bir yaşantıya Allah saadet demiş ya. Demek ki benim kafada bir şey var yani, saadet. Asıl saadet. Nasıl asıl saadet? Yatı katı atı iti meşeleri yok. Peki nasıl denmiş? Kardeşim, biz huzuru hariçte aradık, belamızı bulduk. Yatta katta atta açta işte eşte aradık. Değil işte. Baksana asıl saadet demiş. Huzuru dışarıda aradık. Şarta bağladık. Şu şeyim olursa huzurlu olurum. Şuraya muvaffak olursam huzurlu olurum. Bunlar elime geçerse, bunlar giderse, bunları Allah bana nasip ederse huzur. Şarta bağlamışız ya. Baksana asıl saadet demiş. Lan neresi saadet ya? Yokluğun, hiçliğin, ölümün kol gezdiğine Allah vermiş. Mesela onlar duysa ki olmuş. Kafirler çoğalmış, sizi öldürmeye gelecekler. Ondan sonra onlar korkacağını zannetmişler. Fetih suresinde geçiyor. Adamlar daha cesaretli, daha huzurları artmış. Bir an kavuşmak istemişler ya. Nasıl bir huzur ya? Başka bir yer okuyorum. Huzurun sebebi hizmetinizin mükafatını verecek. Hizmette olmak. Her hayır elinde itikat etmek. Her hayrı yapabilecek bir Kadir-i Zülcelal sizi celbediyor. Yer altında muvakkaten durdurur, sonra huzurunu aldırır. Mektubat 227. Demek ki huzurun dünyada da bir sebebi hizmette olmak, hayır ve şer ondan olduğunu bilmek ve bu dünyada niçin yaşadığının farkındalığını artırmakla huzur oluyor.
Abicim bir sual sormak istiyorum lütfen. Çok hızlı gitmek istiyorsunuz ama. Çünkü şimdi, çok okuyacağım yer var. He. Tamam. Çok çabuk soracağım abi. Rüştü abi size bir soru sormuştu. Ağaca baktığınız zaman Allah'ın hangi sıfatını görüyorsunuz? İradeyi kudreti mi diye. Hasan abi. Şimdi elinden gidecek olursak. Yani ilk baktığınız aslında mevcut. Mevcutta kudreti, vücutta iradeyi mi görmek lazım? Yoksa tam zıttını mı görmek lazım? Çünkü mevcutta da huzur ehli dediğiniz zaman aslında mevcuttan bahsediyoruz. Ama huzur ehlinden vücut oluşuyor dediğimiz zaman huzur vücutta diyoruz. Yani her ikisinde de var. Yani irade ile kudret aynı anda mı tecelli ediyor? Yani sorumu bilmiyorum ama tabii. Evet, şöyle herhalde. Ben de öyle senin söylediğin gibi görüyordum. Yani gözükten kudrettir zannet. İlk önce gözüken iradedir. Yani Allah zatıyla değil, sıfatlarıyla kainat, ilim, irade, kudretiyle böyle. Zahirde gözüküyor böyle şeyi. İrade ama, yani ilmi kelamın da mevzusu olmuş. Bu gözüken kainat irade midir, kudret midir? Yani niçin irade? Mesela bu armut değildir, kalemdir. Yani bu farklıdır. Yani soran bu neyin nesi, nasıl yaratılır? Kudrettir. Sonra ne işe yarıyor, malzemesi nedir? İlimdir. Sonra bunun üzerinde benle konuşması, bana anlam taşıması, bana değer vermesiyle kelamını gösteriyor. 430 sözlerde kelam-ı ilahi, ilim, irade, kudreti tazammun ediyor. Zahir herkesin dediği gibi demiştim Rüştü abi. Gözüken kudrettir demişti. Hayır. Dolmuş mu? İradedir. Buna ne diyorsunuz? Maddesini veren. Kalemdir. Ha niye elma demedin? Ha irade. Tercih. Tercih bu. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar biz mevcuduz. Vücut bulmaya geldik. Dairelerde alemi misale, alemi manaya, alemi erbaha dal budak verip vücut bulacağız. Tamam mı? Vücut. Mevcuduz. İşte mevcut ile vücut bulmak arasındaki farkındalığımızdan bizde bir halet oluşuyor. Huzur. Huzur doğru bir kadere iman edebilmenin sonucudur yani. Bir sonucu budur, bir sonucu. Yani mesela tek tek okuyorum yani huzura ne sebeptir diye. Mesela ne demişti biraz önce? Hizmette olmak, bela ve musibetlere sabretmek, tamam mı? Nerede olduğunu bilmek, vazifenin şinas olmak, sorumluluk almak. Şimdiye kadar okuduklarım. Mesela biraz da gidin. İlmi kelam vasıtasıyla kazanılan marifet ilahi, marifeti kamile ve huzuru tam vermiyor. Yani sırf aklı esas almak bir meslek. Bir meslek düşün ki huzuru tam vermiyor. Huzur veriyor ama sırf aklı esas almak ilmi kelam biliyorsunuz. Sırf kalbi esas almak tasavvuf. Ama cadde-i kübra asr-ı müceddidi ise akıl ve kalbi bütünlüğü. Yani yaptığın ya, hem aklı ihmal etmiyor, kalbi de ihmal etmiyor. Kafayı esas alıp kalbi bırakırsan kafası kabak gibi, kalbi fındık gibi olur. Kalbi esas aldın kabak gibi, kafayı bıraktın fındık gibi olmadı. İkisi dengeli olacak. Dolayısıyla ikisini denk almandan gene huzur. Bak huzurun sebeplerini okuyorum. Yani akıl ve kalbi bütüne getireceğiz. Abi nasıl getireceğiz? Aklı tefekkürle kalbi 77 Hutbe-i Şamiye'de neyle? Evratla, zikir ve fiille. Zikir ve fiille. Aklı da kafayı da tefekkürle. Birleştirdik mi? Onun adı huzur değil. Huzuru tam. Evet kalbi sif yaptın huzur. Sif aklı yaptın huzur. Ama akıl ve kalbi bütünleyi aklı tefekkürle kalbi ela bi zikrillahi ve tetmeyni kulub kalpler nasıl mutmain olur? Zikirle, eylemle. Ha, eylem ve evrat ve eskarla kafada tefekkürle ikisi cem olursa huzuru etem, huzuru tam. Elhamdülillah. Sebeplerini okuyorum. Saatim geldi biliyorum ama okuyayım. Bitirmek istiyorum, bağışlayın. Kur'an-ı Hakim'den alınan marifet ise, Kur'an-ı Hakim'den hikmet,
huzuru daimi vermekle beraber Kur'an Hakim'den, Kur'an-ı Mubin'den demiyor, Kur'an Hakim, hikmet dersi alırsan, ha, hikmet, yani Risale-i Nur hikmet, hikmet ilahi anlatıyor, hikmet dersini anlatıyor. Kur'an'ın 40 vecih cihazından bir tanesi de hikmet sahibi. Kur'an-ı Hakim'den alınan marifet ise huzuru daimi vermekle beraber ne kainatı mahkumu adem eder ne de nisyan-ı mutlakta hapseder. Mektubat 330. Ha, hakim. Hakim neydi? Bizde nasıl gözükür? Tefekkür. A çekerse hakim, hakim. Böyle 30. lemadan söylüyor. Ferdun kaymın hakem. Yani hükmeden, yani zıtların sahibi. Öyle tefekkür edersek hakim bizde olur. Ama tefekkür edersek, tefekkür sürecin sonucu değil. Tefekkür yöntemdir. Cevap da huzurdur. Zahiri musibetlerin bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Ha. Zahiri musibetler var ya, ölümler, evladımız gitti, babamız gitti, organımız kesildi, bilmem ne yaptı. Zahiri musibetler. Bunların en büyük vazifesi, işlevi nedir? Gafleti dağıtıyormuş. Yani gaflette miydik? Bazılarına da böyle öyle bir yara açıyor ki, öyle bir yara açıyor ki, lemalardan söylüyorum. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Birincisi nedir? Ya buna değmiyor be. Hakikaten muhabbet etmeye değmiyor ya. Değmiyor. Baki ancak o. Bunlar masumallah fanidir. Tard etmek içindir birincisi. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Akşam yatsı arasında çekiyoruz ya. O 6 taneyi çekmeyi unutmayın ha. Tesbihatımızın sonundadır. 6 tane peygamberin evladıdır o. En sonunda ya baki entel baki, ya baki entel baki. İkincisi nedir? Birincisiyle masivallah'ı terd ettik. Oradan oluşan bir boşluk var. İkincisiyle dolduruluyor. He, zahiri musibet gafleti dağıtıp gafleti dağıtıyor. O ölümler, hastalıklar, hani korkunç bir çukur açıyor. Beşerin aczini, zaafını bildiriyor. Neyle dolduracaksın? Başka şansın yok. Haşa, ya sarhoş olacaksın ya da ona iltica edeceksin. Yani öyle bir iltica ettiriyor ki, Gafur bugün bana söylemişti. Geçici bir sıkıntı çektim. Ama o zaman çok kötü olmuştum. Fakat iyi ki böyle oldu demişti. Yani öyle zaafını, aczini insan hissediyor ki böyle. Bildiğin gibi değil ya. Mesela bende de olmuştu böyle. İşte malum yere giderken. Ya kardeşim, acaba ben hizmete zarar mı verdim ya? Yani ben tahrik mi ettim ya? Yani düşman, nurculuğa düşman mı işe yaptım ben böyle? Böyle yaptım da ben de hem hapse gitmek bir şey değil. Ulan hizmete zarar mı verdik ya? Allah Allah. Hemen peygamberlerin hayatı geliyor, risale geliyor, ustad nereye mücadele etmiş falan. Ha, Allah Allah, insan rahatlıyor. Demek ki peygamber kıssalar Kur'an'da ne olduğunu o zaman soracaksın bana. Çocuğu vefat eden peygamberin hayatını okuyacak. Kurtlanan kardeşim Eyüp Aleyhisselam'ı okuyacak. Zahiri musibet dertleri Yunus Aleyhisselam okuyor. Senin derdini derman kabul ediyor Yunus Aleyhisselam. Kaç balığın içine kaç gün kalmış biliyor musunuz? Öyle yuttu, tükürdü. Öyle bir şey yok. 40 gün kalmış diyor. Ya ulan daha 4 saat dayanamıyoruz ya. Zahiri musibetleri yorumlamak huzur veriyor. Devam ediyor. Sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan, o hatıra bir huzuru ilahi hatırasına inkılap eder. Ha, bunu niye böyle yapıyorsun? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle yatardı. Bunu niye böyle diyorsun? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle derdi. Tamam. Ha, bu insana ne getiriyor? Bu hatıra, yani Peygamber Aleyhisselatü Sünneti insana bir huzura.
huzur ilahi veriyor. Yani ilahi huzur, Allah öğretti, Allah oluyor. Rahmet seni ey insan, mustani alel ıtlakın ve sultan-ı sermedinin huzuruna çıkarır Allah Allah. Ve ona dost yapar ve ona muhatap eden sevgili bir abd vaziyetini verir. Rahmet. Kainattaki... Sana, efendim abi. Çok özür diliyorum. Normal adetim değildi ama ben bir şey söylemek istiyorum. Adetin olsun Mehmet, adetin olsun. Gir böyle, gafur mu girecek? Sen de giriyor. He. Abi sizin adınızla, sizin şahsınızla uykuda olan bu Müslüman millete müthiş bir tokat vuruldu. Uyanması için. Merhameten de o. Benim gördüğüm. Niye diyeceksiniz? Nasıl ki 80 senelik bir narkozla uyuyan millete karar ver artık. Ya uyanacaksın, ya uyanacaksın. Başka yol yok. Evet. Çünkü biz küfür ve iman arasında bu İslam milletinin ya başına geçeceğiz, ya başına geçeceğiz. Başka yol yok. Yani şer göründü fakat müthiş bir hikmetti. Müslüman tam arada kalanlar bile tam şey yapamadı. Bakıyorum, o resme bakıyorum, Esma-ül Hüsna var arkada. Allah'ım bu nasıl bir mesajdır? Ne veriyorsun sen bize? Uyan diyor, uyan yeter artık, yeter artık. 80 sene uyandın. Narkozun uyandırma etkisiydi. Bayılan adama tokat vurulur. O ona zulüm diye değil, merhameten. Yeter artık. Şey vardı, beni hain diye ilan eden zatın etrafında 4 kişi var şu anda. Tabii bilmiyor. Allah ona hayırlı ömür versin. Allah bereketli ömür versin. Dua ediyorum. Vallahi dua ediyorum. İşi çok zor. Onların içinde bir tanesi var. Pek beni sevmediği halde o olay için demiş ki bu konuda sen kardeşin arkasındayım. Bak Allah razı olsun. Çünkü diyor alem İslam ve Türkiye'dekiler biz imtizaç ettik gibi gözüküyordu sistemle. Böylelikle biz imtizaç etmemişiz. Çıktı. Evet biraz zahmet çekecek. Ama inşallah hayırlı vesaire. Neyse. Ya kardeşim kimin adına şey yap, yanlış dahi olsa isabet etsen bir sevap, etmesen şey edersen iki sevap, etmesen bir şey. Çünkü niye? Burada bir para yok, makam yok, takdir yok. Tenkit, küfür, aşağılanmak, zararlı her şey kırla gidiyor. Biz aptal mıyız? Niye giriyorsun? Ne yapalım? Neyse. Ben bir zamanımda geçti ama müsaade ederseniz kaç tane satır kaldı? 6 tane satır kaldı. Okuyayım onu da. Lemalar 102'den okuyorum. Ha okuduk onu. İyi 5 tane kaldı. Lemalar 163. İman-ı tahkikinin kuvvetiyle huzurun bir sebebi bir. 2. Marifet-i sani. Kainatı tefekkür edeceğiz. Sanatına maşallah, hikmetine barekallah diye. Kainat okuyacağız. İmanı tahkikinin kuvvetiyle. 1. Marifet-i sani netice veren masnuattaki tefekkür-ü imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazandırır. Huzur mu istiyorsun? Tefekkür. Mesela bugün Oğuz Hacı'ya da söyleyeyim korona. Arkadaşlar psikoloji hangi hasta olursa olsun. Bak şunun üzerine yemin ederim, inanarak söylüyorum. Psikolojinin hangi hastalık olursa olsun, hangi mertebesinde olursan ol, kaç tane ilaç içsem bile, eğer tefekkür mesleğinde kaparsan, tefekkür mesleğinde ilerlersen, yemin ederim beden ve bedensel şeylerin önünde kalıyor. Kıyamet kopuyor Karadeniz'de, sen limana geldin, geminin ipini baba var, limandaki sağlam baba, bağladın, gemi lapur lapur oynasa bile, limanda fazla oynamaz. Denizin kıyameti. Tefekkür-ü imani. Bak diyor ki, imanı tahkikinin kuvvetiyle. İmanı tahkiki. 2. Marifet-i sani. Yani mevcudattan, mevcudatı kitap gibi okuyup anlam kazanmak, farkındalığa gelmek, sorumluluk almak, vefanı ifade etmek. Netice veren, masnuattaki tefekkür-ü imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanır. Kardeşim nereye gidersem gideyim huzurda tefekkür. Tefekkür. Ha. Lemalar 163 dedik. Şimdi lemalar 163'e devam ediyor. Halik-i Rahim'in huzurundan başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmek ile o riyadan kurtulup ihlası kazanır. 80
88 Kastamonu'da da var. Riya'ya götüren. Bak arkadaşlar. Riya huzurdan uzaklaştırır. Başka? Halik-i Rahim'inden huzurundayken bir şimdi başka yerlerden medet aramak. Esbaba riayet etmemek değil. Haşa kal, sakın ha. Ne dediğimi biliyorsunuz çünkü ehli tahkiksiniz. Esbab alemine uymak. Fiili bir ubudiyettir. Ağacı dikeceksin, elma bekleyeceksin. Ama meyveyi ağaca takılmış ama Allah da attı. Tamam mı? Bileceğiz. Demek ki bu kainatta tasarruf eden zat esmasıyla tasarruf ediyor. Adet ilahisine uyacağız. İtikatta ondan medet arayacağız. Ondan sonra riyaya teşebbüs etmeyeceğiz. Ne yapacaksın ya, başkasını yaşayacaksın ya. Bir zat öyle yazmıştı vefat etmeden önce. Son şeyi. Tam şey ha, koronadan. Ehli dünya gibi yaşamış. Bir Müslüman, bir profesör diyor ki hep başkası için yaşadım diyor. Hiç kendim için yaşamadığımı şimdi anladım diyor. Ne derler diye okutmuş. Ne derler diye almış. Ne derler diye giymiş. Ne derler diye lokanta eti bile böyle şeyle. Ulan Ramazan'da kemikle nasıl ayıracaksın? Tut lan işte. Üç parmakla ye yani. Böyle göresin mi dedim. Yani ne tadı var ne bir şey. Evde nasıl yapıyorsun? Öyle misal. Ne derler diye yaşadık dedi. Ne derler diye giydik. Ne derler diye okuduk. Ha, nasıl huzur olacak ki ya? Ne der diye bakmadık. Rabbin ne diyecek? Ha, riyadan kurtulma nispetinde huzur. Başka bir sebebi de riya. Başka. Kalbi Muhammediye aleyhissalatü vesselama gelen vahiy. Ve huzuru Muhammediye aleyhissalatü vesselama gelen Cebrail. Bak görüyor musun? Kalbi Muhammediye gelen vahiy. Onun temsilcisi Dima. Bakın. Vahiy. Huzuru Muhammediye gelen Cebrail dışarıda. Nazar-ı Muhammediye görünen hakaiki gaybiye sağlam ve müstakimdir. Hiçbir cihette şüphe getirmez. Huzur-u Muhammediye. Demek ki buradan huzur-u Muhammediye gelen Cebrail'den ben ne çıkarıyorum? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelen Cebrail huzur vermiş Allah Resulüne. Sen de doğru insanlarla oturup kalkacaksın. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapacağız. Yani muhatap olduğun insanlara ya sizi huzura götürür ya da huzurdan kovar. Huzur. Onun için aldım bunu da, seçtim. Nereden okudum? Lemalar 282. Şimdi Şualar 92'den okuyorum. Teşehhütte, namazda huzura layık olan kelimeler ise Miraç Ekberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söylenen sözlerdir. Huzurun bir şeyi de en güzel yeri de çok da tatlı oluyor ha, bak diyeyim onu. Namazda oturuyorsun ya teşehhütte. Şimdi iki tane bakış vardır ulema. Bir oturdun, secde ettiğin yere bakmak. Mecmuatul Adab'da okudum. Mecmuatul Adab'da şöyle diyor. Kafayı ona bakma, kucağına bak. Böyle kafayı böyle. Böyle acele etme. El aiste aiste. Dua et böyle. Kucağına bakıyorsun ya, huzur. Bu teşhit insana keyif veriyor ya. Çok hoş oluyor. Bir de böyle şeyinde tutmuşsan, uykunu dalmışsan böyle teheccüde veya sabah namazında teheccüdün ilk rekatında Yasin'in bir sayfası, ikinci rekatında ikinci sayfa, 3-4 kaldı iki tane. Sünnette de onları şey yapsan, Fatiha'da böyle ne, insana demek ki keyif veriyor. Demek ki huzurun bir sebebi de bu. Namazda riya girmez kardeşim. Ben namazımdan, risalemden, dersimden zevk alıyorum. Vallahi sizinle paylaşıyorum. Ben kendi hakikaten zevk alıyorum ya. Çalışıyorum. Yoksa başkası için çalışıyor. Yani insana keyif veriyor kardeşim. Başkasına sen de istifade et. Yoksa tribün oynardı ya. İşte riya, riya olmamalı. O nispette. Bir de namazda elimizden geldiği kadar huzura mani olan şeylerden uzak duracağız. Şekiller var. Caddelerde. Ulan ne lan orası şekil ya falan. O Kabe'yi nasıl yapmış ya? Yani koymuş. Hemen şey de uygun değil yani. Yere serilmiş Kabe. Ondan sonra o bu şekil ne öyle oldu falan. Orada bir adama benziyor. Vesaire. Huzur hemen. Başka bir yere koyuyorum. Şualar 154. Tevhid-i hakiki öyle hüküm ve tasdik ve izan ve kabuldür ki her bir şeyle Rabbini bulabilir ve her şeyde Halik'ine giden bir yolu görür. Hiçbir şey huzuruna mani olmaz. Ey dimacılar, bize bakıyor daha çok.
diman huzuru, tasdik, izan, iltizamı denk getirmek, bütüne getirmek. Tevhid, aklın tevhid hakikisi, tasdik, dima, tasdikini, izanını, kabul de iltizam. Onu ne kadar bütüne getirebilirsek huzur, mani kimse olamaz işte. O üç tane sıfatımız var ya böyle. Son iki tane mi o üç tane kaldı? Sonuçta yüz... Hasan abi lütfen. Hasan abi, burada bakıyorum 60 küsur kişi var. Ya bunlar da konuşsa ben ne yapardım? Ölürdüm, patlardım herhalde. Allah razı olsun, onlardan konuşmuyorlar. Şimdi, günahcılar birinde ıslama lazım abi, aklını helal edin. Şimdi, siz az önce söylediniz ki abi, dimacılar, şu üçünü birleştireceksiniz ki huzura ulaşasınız, değil mi abi? Birleştireceğiz. Birleştireceğiz. Şimdi şöyle bir noktayı çok çabuk okuyorum abi. Hakiki, ikincisi diyor, iki çeşit tevhid vardır diyor. İkincisi de hakiki tevhiddir ki, Allah birdir, mülk onundur. Bu okuduğumdan Mehmet Su abi de biraz kendine pay alsın. Yani biraz sanki onu da sanki destekliyor gibi dünkü dersle alakalı. Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der. La yetezerzel bir itikada sahip biriler. Abi bakın itikada, yani az önce üç taneyi o birleştirmek, itikadı ya tezezerzel yapıyormuş abi. Böyle bir itikada sahip oluyorlarmış. Bir. İkincisi, Hasan abi bununla devam ediyorum. Bu şekilde olunca Cenab-ı Hakk'ın sipkesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mührünün damgasını okur. Ve bu sayede huzurlu bir tevhid melekesinin maliki olurlar diyor. Hasan abi şunu soracaktım ben size. Diyecektim ki size. Tevhid mi huzuru getiriyor? Huzur mu tevhidi getiriyor? Derken Allah karşımı buraya çıkarttı. Buradan da anladım ki la yetezerzel bir itikad, yani tefekkür, tevhidi, tevhid teslimi, evet, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idareini iktiza ediyor. İktiza ediyorum. Abi şunu da söylemek istiyorum. Hakkınızı helal edin lütfen. Şimdi derdiniz ki, mesela bir elma yediniz ve bir lezzet aldınız. Her lezzet bir meleğin varlığına işarettir. Bir meleğin yaratıldığına işarettir. Buradan da anlıyorum ki abi. Şimdi mesela huzur dediğimiz yaratılan o meleğe malik olduğumuzu gösteriyorlar bize. Evet. Yani artık biz kendimizi oluşturuyoruz. Evet. Vücudumuzu oluşturuyoruz abi. Ben böyle bir tefekkürüm var. Ne dersiniz buna? Devam edeyim. Tevhid-i hakiki her şeyde Halık'ına giden bir yolu görür ve hiçbir şey huzuruna mani olmaz. Şualar 154. Tevhid-i hakiki. Tevhid-i hakiki ise mefhumu muhalifi tevhid-i hakiki olmayan. Her şeyde Halık'ına giden bir yolu görür. Mesela en can alıcı musibet hastalıkta. Orada bile Allah'ı görmek. Hiçbir şey huzuruna mani olmuyormuş. Demek ki her şeyde Halık'ına giden bir yol görür. Mesela Ustad diyor ki en çok sevdiği diyor vefat edince ahirete anne babası veya yakını veya evladı neyse der oraya ona bir yol açılır. Yol zaten daha önce yok muydu? Evladı veya anne babası vefat edince ona otoban açılıyor. Yani oraya müştaktır. Çocuk vasıtasıyla babasının vasıtasıyla oraya gitmek arzu eder. Kendinde diyor mektubatta arzu uyanır oraya gitmeyi. O da orada diye. Bakın benim mesela kuşağımda pek bir şey kalmamış. Yani fazla üst kuşakta. Yani tanıdıklarım çoğusu orada. İnanın bana benden duyun. Arzu uyanıyor biliyor musunuz? Yani oraya göç etmeye uyanıyor insan. Yani gitsem diye. Öyle bildiğiniz gibi değil. Oralar sevdiriliyor. Yani ürküttürmüyor. Gençler, genç olanlar. 40'tan aşağı olanlar, 50'den aşağı olanlar inanın bana ürküttürmüyor. Nasıl olacak abi merak etme. Ben de böyle anlayamıyordum derdi Ruşt abim. Bir mektubatta geçiyor.
oralara bir hayiş endiş, hayişkârane bir halet uyandırıyor. Oraya gitmek, onun için böyle dehşet vermiyormuş ya. Mektubatta ve lemalarda geçiyor bu. Anlayamıyorduk ama yani demek ki oluyormuş. Başka bir yer okuyorum. Şu anlar gene 154. Hiçbirisi manuha oraya okudum. İş artacağız 96. Mesnevi 210 ile bitiriyor. İş 96, iş. İnsanın gaybani olan aşağı mertebesinden huzurun yüksek makamına çıkması ancak ibadet vasıtasıyladır. Ha, huzurun yüksek makamına ne ile çıkılıyormuş? Burada da ibadet için koydum, tercih ettim bu toplamada. Mesnevi Nuri 210. Son. İnsanın seyri ruhanisinde, yani içsel seyahatında çok tabakalar vardır. Bir tabakada insanlara huzuru tevhid pek suhuletle nasip-i müyesser olur. Yani öyle geçtiğimiz zaman böyle. Mesela bir tabakası şu. Nefsin böyle soğan gibi düşünürsek katmanları, en dişir renkli olan nefse emmare. İkinciye geçtiğin zaman levamedir. Böyle günah yapmaz değil. Yapar ama sıkılır. Lanet olsun lan. Nereden şey yaptın? Levme diyor kendisine. Keyif veriyor yani. O neyi? Huzur. Huzurun kendisi böyle. Yaklaşık 15-20 dakikayı geciktirdim. Hakkınızı helal edin. Cenab-ı Hak gecenizi mübarek eylesin. İki canı da aziz eylesin. Dünya ve ahirette hepimizi huzuru daimiye, huzuru eteme gark eylesin. Bu dualarımızı, evladi ihalemizi, usul ve furularımızı, bize dua edenlerin, bizim dua ettiklerimizi de Cenab-ı Hak nasip bir müyesser eylesin. Ahiretimizi, kabrimizi cennet bahçesinin bir bahçe eylesin. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet, ustadımıza talebe, ya Rab kendine kul kabul et. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.